ediyorum. Efendim CNN Türk Masası programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy karşımızda. Yunus hoş geldin CNN Türk Masası'na. Şimdi Biden bir tweet paylaştı. Ben önce o tweet'i bir ekrana getireyim, aktarayım ne dedi. Ne kadar zor olursa olsun barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümden vazgeçemeyiz ifadesini kullandı. Şimdi Yunus Biden ikili mi oynuyor? İsrail'e başka, dünyaya başka mı konuşuyor? Ne demek bu tweet? Şunu çok açık ve net söylemek lazım Türkiye'deki izleyicilerimize. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten devlet politikası bu ve çok uzun zamandır değişmedi. Bakın bunu Old Bush 2000'li yılların başında söyledi. Daha sonra bunu Obama da söyledi, bunu Trump da söyledi, şimdi Biden da söylüyor. Bazı insanlar şey olarak algılamış, işte Biden geri adım atıyor, ABD geri adım atıyor, işte şundan ya da şu sebepten ötürü ABD politikasını değiştiriyor diye. ABD'nin politikası hep buydu zaten. Ama onlarca yıldır aynı şekilde İsrail'e milyarlarca dolar desteğini de verdi, silah yardımını da yaptı. Her türlü diplomatik olarak arkasında da durdu. Şu anda da aynı yani. Yani iki devletli çözüm diyorlar. Ben bunu kendi kulaklarımla defalarca basın toplantılarında da duydum sözcülerden. Yani bunların hiçbiri değişmedi yıllardır. Ondan dolayı yani Biden ikili oynuyor diyebiliriz. Aslında o ikili oynayan Amerika Birleşik Devletleri. Hani bu yıllardır aynıydı. Dediğim gibi bunu Trump da, Obama da, Bush da hepsi söyledi. O açıdan baktığımızda herhangi bir değişiklik var şu an için bir politikada demek çok mümkün değil. Evet ya, aslında Yunus sen de vurguladın. Yani bir yandan hem Gazze'ye bombala diye silah ver, hem de bir yandan barış de. Yani sonra bu tweet'i paylaş. O zaman burada bir çelişki var. Bir şey söyleyeyim. Tabii Özay Bey, buyurun. Yunus, bir şey soracağım. Şu Sanders'in demokratların içerisinde hani o etkinliği vardır. Kamala Harris'le lafa gelince sonuçta başkan yardımcısı, insan hakları, hak hukuk ihlali hiç düşürmez dilinden. Demokrat Parti'nin sosyalizme yakın duran kanadından veya bu insan hakları gruplarından hiçbir ses çıkmıyor mu bu İsrail'in sivil hedefleri vurması ile ilgili? Daha çok biz onu temsilciler meclisinde gördük. İlhan Ömer, Rashida Tlaib ve orada bir progresifler, yani nasıl çevirebiliriz onu? Yani Demokrat Parti'nin sizin dediğiniz gibi biraz daha sosyalist, sol görüşe yakın bir grubu var içlerinde. Hı-hı. Onlar ses çıkarıyor, onlar mitinglere katılıyor. Ancak tabii onlar da ciddi bir etiketlenmeyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü bunlar Hamas destekçisi. Amerikan değerlerini karşılamıyorlar. Bunlar Amerika'nın kongresinde olmayı hak etmiyorlar gibi ciddi eleştirilere maruz kalıyorlar. Şu an şunu da anlamak lazım. Yani medyada, siyasette ve iş yerlerinizde bile, yani özel hayatınızda bile İsrail'e ses çıkarmasanız bile şu an Filistinli sivillerden bile bahsetmek size bir anda terör destekçisi yapabilir. Yani evet, hep Amerika Birleşik Devletleri konuşur değil mi işte şey diye, hani işte demokrasi, ifade özgürlüğü, herkesin fikrini özgürce belirtebilmesi, bunları söylerler. Ancak İsrail söz konusu olunca siz işinizi kaybedebilirsiniz, okuldan atılabilirsiniz. Bakın üniversitelerde mesela protestolar oldu kampüslerde. Ciddi baskı yediler İsrail lobisi tarafından, sosyal medyada olsun, diğer yerlerde olsun. Niye yiyorlar bu baskıyı? Şundan ötürü. Siz nasıl bu protestolara izin verirsiniz? Bunlar teröristlere destek veriyor, bunlar Hamas'a destek veriyor gibi ciddi baskı altında kalıyor. Ondan dolayı ben birkaç gündür söylemeye çalışıyorum. Hani kongreye gidenler, kongreyi basanlar, ben biraz önce protestodan geldim Washington'da, bunu ana haber bültenimizde vermiştik. Yani gerçekten anlamlı bir çaba bunlar. Yani sadece bir yere gidip Müslüman Amerikalıların bu Washington'da yaptıkları eylem mi, protesto mu söylediğin Yunus? Bugün galiba onlar Amerikalı Müslümanlar eylem yapmış galiba. Organizatörler Müslümanlardı ama orada yine ben Yahudileri gördüm. Amerikalılar vardı. Hatta bir Amerikalı ile canlı yayında konuştuk biz Özay Bey. Şunları söyledi. Yani normalde bir de insanlar şey bilir, hani Amerikalılar genelde dünyada olup bitenden bir haberdir, nereden bilecekler gibi. Çok güzel bir şey yaptı, yani analiz yaptı. Dedi ki bizim ABD'nin politikası uluslararası hukuka uymalı, bağdaşmalı. Artık insani yardım tasarılarını reddetmeyi bırakmalıyız. Peki dedim, İsrail'e verilen yardım hakkında ne düşünüyorsun? Dedi ki bizim ülkemizde daha herkese, bütün vatandaşlara sağlık sigortası gibi bir politika yokken biz niye milyarlarca dolar parayı İsrail'e veriyoruz? Zaten her yıl 4 milyar dolar para veriyoruz. Yani bir adeta analist gibi, siyasetçi gibi, hani rastgele bulduğum bir Amerikalı bunları söylüyor ve diyor ki o bölge işte 22 mil ile 5 mil
büyüklüğünde bir yer Gazze. Dünyanın hani en yoğun nüfusunun yaşadığı yer. Burada yaşayanların yarısı çocuklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikasını bırakması lazım. Orada insanların yaşadığı sıkıntıların sebebi İsrail'in işgalidir. İsrail işgalini sonlandırmalı. Yani biz Amerikalıların da burada ciddi anlamda dışarı çıkıyor. Yunus ya Pennsylvania bulvarında mı buldun bunu? O hani FBI binasının falan olduğu hatta buldun gibi bir yere geldi. Hakikaten bir Amerikalı için çok fazla entelektüel olmuş. Yani geçtiğimiz hafta da yapmıştım ben bunu. Yani cumartesi günü ben beyaz Amerikalı diyorum bu arada. Biri şey yazmış bana, ırkçılık yapmadı. Irkçılıktan dolayı demiyorum. Hani bir siyahi Amerikalı hani gidebilir, niye? Kendileri de çok hani sıkıntılar yaşadılar, ezildiler, ırkçılık yaşadılar. Hani onlar gelebilir. Müslümanlar geliyor, Afrikalılar geliyor. Bunun beyaz Amerikalı'nın önemi şu. Yani onların Müslüman bir halkla, yani 10 bin kilometre ötedeki bir halkla uğraşması için hiçbir sebep yok. Ama cumartesi günleri kalkıyorlar, işlerini bırakıyorlar, geliyorlar ve bize canlı yayında yani cidden bir siyasi analiz ortaya koyuyorlar. Geçen haftaki de demişti ki bizim siyasetçilerimiz AIPAC tarafından, diğer İsrail lobileri tarafından fonlanıyor. Siyasetçilerimiz satın alınmış durumda, ondan dolayı ses çıkar. Yani herhangi bir Amerikalı, seçmiyorum da bu arada yayından önce, yani yayında yürürken diyorum ki Amerikalı mısınız? Evet, konuşalım diyorum. Hani bizim önceden seçtiğimiz biri de değil. Orada şey de diyebilir hani. Yani yardım etsinler canım, ne olacak? Yunus yani, Bey, eğlencesine ben şunu sorabilir miyim? Diyen biri çıkabilir. Şimdi orada Washington kulislerinde görüyorsunuz, halkla çok güzel bize haberler gönderiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Hem dünyayı hem Türk kamuoyunu bu şekilde bilgilendiriyorsunuz. Böylece Türkiye ile Amerika arasındaki köprüyü de kuruyorsunuz. Şimdi bugün bir tane Amerikalı albay dedi ki Türkler savaşa girebilir. Böyle bir şey Türkiye'ye atılan bir sniper kurşunu, keskin nişancı. Biz barış istiyoruz. Amerikalılar bizim barış isteğimize nasıl bakıyorlar? Bu çok önemli. İkincisi, Amerikan ordusu buradaki harekata sadece pasif görevle, yani kurtarma harekatı ile orada biliyorsunuz çıkarma gemisini gönderler, amfibi gemiyi. Buradaki Filistinlileri Mısır'a taşımak için mi oradalar? Ki öyle söyledi Pentagon sözcüsü. Üçüncüsü de silah sevkiyatında hangi tür silahlar gönderiyorlar? Orada Pentagon ne diyor? Teşekkürler hocam. İlk sorunuza gelecek olursak, ben özellikle o 8 Ekim pazar günü atılan, işte Hakan Fidan'la telefonda görüştüm. Türkiye'nin ateşkesi savunmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını desteklemesini teşvik ettim. Tweetinden sonra, biliyorsunuz o tweet silindi zaten 12-13 saat sonra. Ondan sonra ben, hatta 7 Ekim'de de saldırının ilk olduğu gün Başkan Biden şöyle demiş işte. Türkiye, Mısır, evet, Bahreyn, evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, bunların liderleriyle iletişimde olması için ekibime emir verdim demişti. 7-8 Ekim'den sonra ABD'nin açıklamaları olsun, girişimleri olsun, bizi çok o denklemin içine aldığını ben en azından hissetmedim. Hatta bir gün ben şunu sormuştum Dışişleri Bakanlığı'na. Biz CNN Türk'ten son dakika olarak vermiştik. İşte Hamas'la görüşmeler başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani liderliğinde bu rehinelerin serbest bırakılması için çalışmalar yapıyor gibi bir haber çıkmıştı. Ben bunu hemen sormuştum. Normalde hemen hemen bütün sorularıma cevap alırım ben Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bu sorduğum soruya şöyle demişlerdi. Teşekkürler cevabınız için, bir gün önceki basın toplantısında söylediklerimize bakabilirsiniz dediler. Orada baktım ondan sonra ne söylemişti. İşte kim yardımcı olmak isterse biz bunu memnuniyetle karşılarız gibi. Hani bir geçiştirme olmuştu orada da. Yani daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin, biz Blinken'in de turundan ötürü o Orta Doğu'ya çıktı. 6 Arap ülkesine gitti. Neden Amerika Ankara'ya gelmedi? Bu çok konuşulmuştu. Yani ABD daha çok Arap ülkeleriyle ve Mısır özelinde, Mısır ve Katar'la bu işleri yürütmeye çalışıyor. Bu insani yardım tırlarının 20 tırın giriş yapmasından sonra Başkan Biden bir açıklama yaptı mesela. Ben sadece bir kısmını okuyacağım, bir cümlesini okuyacağım, anlayacaksınız. Cumhurbaşkanı El-Sisi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Birleşmiş Milletler'in bu yardımın yeniden başlamasına izin verilmesi konusundaki liderliğine derin kişisel takdirimi ifade etmek istiyorum. Dün de rehineler bırakıldıktan sonra Katar'a özel bir teşekkür olmuştu. Yani ABD'nin burada bölgede bu İsrail Hamas sorununu, çatışmaları konusunda yürüttüğü bütün diplomatik çalışmalar Katar, Mısır ve Ürdün üzerinden ilerliyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz.
O ilk sorunuza cevaptı. Evet, o devam çıkarma gemisini sordum. Bir de hangi tür silahlar gönderiyorlar, evet, Amerikalılar? Ne tür silahlar gönderdikleri konusunda tabii bunu açıktan söylemiyorlar. Hani bazı görüntüler düştü kargo uçaklarının, yani uçak uçak indirmeye devam ediyorlar. Orada zırhlı araçlar görülmüştü. Onun dışında işte bölgeye yolladıkları taşıyıcı taarruz grubu, Kızıldeniz'den gönderdikleri destroyer, bölgede arttırdıkları F-15 ve F-18'i sanırım, F-35, bunlar F-15, F-18 ve F-35, bunların filolarını, sayılarını arttırdılar ama hani spesifik olarak şu silah, şu mühimmat, şu top demediler. Sadece şöyle çıkmıştı sanırım, 155 milimetrelik mi deniyor? Siz daha iyi söyleyeceksiniz. 155 milimetre. Top mermileri. Evet, top mermileri. Evet, 155 milimetrelik top mermileri gönderiyorlar. Medyadan görmüştük biz bunu. Şunu söylediler. Demir kubbenin oradaki envanteri azaldıkça biz onun devam etmesi için, onların elinde yeteri kadar demir kubbe mühimmatı olması için yine göndermeye devam edeceğiz demişlerdi. Ama hani spesifik olarak bir şey söylemiyorlar, açıklamıyorlar. Peki Yunus, çok özür dilerim. Tamam, alayım seni. Şimdi Suudi Arabistan, Biden işte İsrail-Suudi Arabistan anlaşmasını bozmaya çalışıyor. Hamas onu dedi, bunu dedi ama mesela saydığın yakın temas kurduğu ülkeler arasında Suudi Arabistan yok. Şunu da biliyoruz. Mesela petrol üretimini arttırmasını istediğinde yine OPEC'te Suudi Arabistan hayır demişti. Şu anda Riyad-Washington arasında bir hani Suudi Arabistan İsrail'le anlaşmayı da askıya aldığı için şu an diye soruyorum. Bir problem var mı Riyad-Washington ilişkisinde? Ben 7 Ekim Cumartesi günü o saldırılar olduktan sonra ilk aklıma gelen şeylerden biri Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail. Bu üçlü arasındaki iyileşme süreciydi. Hatta onu anlatmaya da çalışmıştım. Acaba bu süreç bitmiş midir? Yani sona mı erdi acaba bu saldırılardan sonra diye. Başkan Biden da dün onu söyledi. Bilin bakalım ne oldu dedi. Ne yapacaktık biz dedi bölgede dedi. Suudi Arabistan İsrail'i tanıyacaktı dedi. Şimdi çıkan haberlere göre, tabii 7 Ekim öncesinden bahsediyorum ben, anlaşmaya göre Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıyacağı resmen, bunun karşılığında Suudi Arabistan'a çok ciddi savunma sevkiyatları yapılacağı, ABD'nin evet, ciddi silahlar vereceği söyleniyordu. Ve bunun karşılığında da bir iyi niyet göstergisi olarak önümüzdeki evet, sene seçimlere giderken Suudi Arabistan'ın petrol üretimini arttıracağı ve Amerika'daki peki, benzin fiyatlarını azaltabilmek için böyle bir iyilik yapacağı söyleniyordu. Peki, dilerseniz bu şimdi Biden'ın açıklaması sıcak, o açıklamanın üzerinden biraz gidelim. Onunla ilgili de sana sorularımızı yöneltelim. Şimdi Amerika İsrail'e sürekli silah taşırken dünyada da barıştan vazgeçemeyiz diyor. Yani bu bir strateji midir? Öyleyse amacı ne olabilir Yunus? Burada ABD'nin yaptığı açıklamaların biraz mantığına bakmak lazım. Hani onlar gibi düşünürsek. Diyorlar ki İsrail bizim ulusal güvenliğimizdir. Onların ulusal güvenliği bizim ulusal güvenliğimizdir. Onlar da bir terör saldırısı yaşadı. Hatta bu hafta içinde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 11 Eylül'ün 10-15 katı dedi. Tekrar 11 Eylül'ün 10-15 katı büyüklüğünde bir terör saldırısı yaşadılar dedi. Ondan dolayı ABD'nin şu an mantığı bir terör saldırısı yaşadılar. Bu terör örgütünü yok etmeleri lazım. Biz de sonuna kadar arkasında duracağız. Ancak günün sonunda biz bölgede barış istiyoruz. Bölgede çatışmanın artmasını istemiyoruz. Ve iki devletli çözümden yanayız. Biraz açabilirim. Yani, çok sıcak oluyor. Biraz yani aslında söyledikleri, senin de söylediğin gibi Fulya Kalfa, çok da birbiriyle uyuşmuyor sahaya baktığımızda ama kendi içlerindeki mantık böyle. Yani terör saldırısı var. Bu terörü bitirdikten sonra biz iki devletli çözümden yanayız gibi basit bir mantık kuruyor ABD. Evet, şimdi Biden'ın o sözleri de ekranda, iki devletli çözüm olmalı diyor. Ne kadar zor olursa olsun barıştan vazgeçemeyiz diyor. Bu konuyla alakalı sorunuz varsa Yunus'u alalım. Benim var müsaadenizi. Evet. Yunus merhabalar, kolaylıklar dilerim. Ben de sorabilir miyim? Tabii tabii, konumuz üzerinden sorabilirsiniz. Teşekkürler Taha. Bölgede dikkatler biraz İsrail üzerine kaydı ama özellikle son Hamas'ın hamlesinin ardından. Onun hemen öncesinde sıcak gündem aslında Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü kararlı bir terörle mücadele süreciydi. Şimdi bölgemizde burnumuzun dibine kadar bu savaş evet, gemilerini... Bu boyutuna aslında geleceğiz ama şimdi Biden'ın tweet'i üzerinden de birkaç sorum olacak. Biden'ın tweet'i üzerinden mi soru yönelteceksin? Yok.
Tamam, yani o konuyu bir Amerika'daki konuşalım daha sonra. Türkiye'nin bu terörle mücadele algısına ilişkin bir değişiklik var mı onu soracak. Konuşacağız, tabii ki konuşacağız ama şimdi Amerika ve dünyada İsrail'e tepkinin artmasını acaba önleme amacıyla mı Biden bu açıklamayı yapıyor? Yunus. Onu da kesinlikle söyleyebiliriz. Hep ben ikiye ayırmıştım süreci, 7 Ekim'den bu yana olan süreci. İlk bir hafta ABD'nin medyasıyla, siyasetiyle, işte yönetimiyle tamamen İsrailci olduğunu, hatta İsrail hükümetinden daha İsrailci olduğunu, adeta bazı açıklamalarda Siyonist bir politikaya kaydığını görmüştük. Bazı siyasetçilerin işte Gazze yok edilmeli, yerle bir edilmeli dendiğini gördük. Televizyon kanallarında gazetecilerin biz hiçbir şekilde kanıt olmadan işte kadınlara tahminimize göre tecavüz edildi dediğini gördük. Çocukların kafası kopartıldı dediğini gördük. İsrail'i siyasetçileri çıkarıp orada propaganda yaptırdıklarını gördük. Başkan Biden'ın Yahudi cemaatiyle yaptığı toplantıda 40 tane çocuğun kafasının kopartılmış fotoğraflarını göreceğimi hiç düşünmezdim dediğini, sonra Beyaz Saray'ın bunu yalanlamak zorunda kaldığını gördük. O ilk bir hafta bir akıl tutulmasıydı ve inanılmaz büyüklükte tabii bir terör saldırısı onlara göre İsrail'in yaşadığı ve sınırsız destek vermeleri lazımdı. Birinci haftanın sonunda ikinci kısma geçtiğimizde biraz daha sivillerden bahsedilmeye başlandı. Filistinlilerin de bir insan olduğundan ve orada yaşandığında yaşadıklarından yani bunu fark ettiklerini gördük biz. Bir anda retorik değişti. Ne oldu? İşte insani yardım ulaşmalı. Biraz daha uluslararası hukuka uygun olmalı. Ben bunu gazetecilerin retoriğinde de görüyorum Fulya Kalfa. Yani normalde ilk hafta sordukları sorularla bu ikinci hafta sordukları sorular arasında çok büyük bir fark var. İlk hafta asla uluslararası hukuktan bahsedilmezken, asla sivillerden bahsedilmezken Filistinler adına konuşuyorum. Şimdi her sorularında mesela dün Blinken'e sorulan sorularda insani yardım sorusu vardı, uluslararası hukuka uyulacak mı sorusu vardı. Üç sorudan ikisi bunlardı. Başkan Biden İsrail'den dönerken Almanya'da ayaküstü sohbet etti uçağın içinde. Orada sorulan sorulardan biri insani uluslararası hukuktu, insan haklarıydı. Yani biz tamamen o retoriğin değiştiğini gördük ikinci haftadan itibaren. Ancak Beyaz Saray'ın burada yapmaya çalıştığı şey, tabii çok ciddi bir Müslüman topluluk var. Hem Batı'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir haftadır protestolar devam ediyor. Biraz önce anlattım. Hani bu Amerikalılar da artık hak veriyor buna. Yani biz niye para gönderiyoruz, niye biz bunu yapıyoruz diye. Yani ikisini bir arada yürütmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı mesajlar bize biraz. Hani ya çok ikiyüzlü ya bu ne yani. Bir yerden İsrail'e 14 milyar dolar talep ediyorsun. Bir yerde iki devletli çözüm diyorsun. Filistinli sivillerden bahsediyorsun. Mantıklı değil zaten. Yani hiçbiri mantıklı değil bu politikanın. Bir yanda İsrail var. Ne pahasına olursa olsun koruması ve desteklemesi gereken bir devlet politikası olarak. Yani onlarca yıldır. Bir tarafta da yaşanan bir trajedi var ve herkes bunu görebiliyor sosyal medya üzerinden. Orada savaş suçu işleniyor, insanlık suçu işleniyor. ABD iki arada bir derede ve bu iki politikayı bir arada yürütürken ortaya çok açıkça saçma da bir ikilik çıkıyor, ikilem çıkıyor yani.